sabah programımıza katılımınızdan dolayı hoş geldiniz diyorum. Ama her durumda birbirimize sıkıca sevgiyle ve şefkatle sarıldık. Bugün de burada bol kahkahalar atıp çok eğleneceğiz. Bizim ailemize bahşetmesinden dolayı aile Tanrımıza şükrediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. En güzel yaptığımız işlerden bir tanesi. Yol yapıyoruz, kanal yapıyoruz, binalar dikiyoruz. Ama en önemlisi buradaki yapılan çalışma. Burada özellikle engelli bireyli çocuklarımıza hizmet etmek, onların sıkıntılarının aşılması noktasında onlarla beraber olmak, o yürümeyen çocuklarımızın yürüyüşünü görmek bizlere çok büyük haz veriyor. Burada bizlere güvenen, bu kurumlara güvenen ve çocuklarını bize emanet eden velilerimize de çok teşekkür ederim. Hedefimiz buradaki yapılan çalışmayı daha da büyütmek, daha fazla engelli bireyin, çocuğumuzun buradan faydalanmasını sağlamak. Onunla ilgili de çalışmalarımıza başladık. 2023'ün bir özelliği daha var. 2023, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü. Bizim için çok büyük anlam taşıyor. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyet'e ve onun ilkelerine bağlı yönetim anlayışımızla 2023'ü büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Ve 2023, inanıyorum ki Türkiye'de ve dünyada hem bulaşıcı hastalıkların ortadan kalktığı, barışın egemen olduğu ve en önemlisi de ülkemizde bu ekonomik krizlerin sona erdiği, artık her şeyin çok daha güzel olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu duygularla bütün katılımcıların, özellikle çocuklarımızın, burada eğitim gören gençlerimizin, çocuklarımızın yeni yıllarını kutluyorum. Onlara esenlikler diliyorum. Velilerin ve bugün aramızda olan çok değerli Çiğli Ataşehir, Lyons ve Ahbap grubumuzun, her zaman bizi yalnız bırakmıyor Ahbap grubumuzda. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yeni yılımız kutlu olsun. Her şey çok güzel olsun. Muhabbete dosta kaldım, bu şehri peygamber kalmış. Bitip tükenmişti karam, çirim ne zekki kalmış. Her şey yalan, olsa bile en güzel aşk o. Başkan olacak o da.